biliyoruz ki Bozüyük halkı 3 dönem başka bir arkadaşımızı belediye başkanı olarak seçmişti. Bozüyük'te hizmet alamamanın sıkıntısı vardı. Bu sıkıntı sonucunda bize de tabii bu başta vekilim olmak üzere çok farklı şekilde yansıdı. Bunun sıkıntısı üzerine biz de Bozüyük'te detaylarını konuşmayacağım. Belediye başkanlığı partimizi aldık. Daha sonra hakikaten Bozüyük'ün hak ettiği hizmetleri vermeyi bir türlü beceremedik. Ama daha sonraki süreçte farklı olaylar gelişti. Biz tabii bunlara üzüldük. Böyle bir şey olmasını asla istemezdik. Bir insan olarak böyle bir şeyden hiçbir zaman için duymayız. Kesinlikle bundan son derece rahatsız olduğumuz bir kez daha ifade etmek istiyorum. Neticede belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın bir arada yapmış olduğu toplantı sonrasında Fatih kardeşimiz belediye başkan vekili olarak kendisi Bozüyük'te görevi devraldı. Görevi devraldığı günden bu zamana kadar sağ olsun kendisi Bozüyüklülerin üzerinde olan o hizmet alamamanın, o Bozüyük'ün makus tarihini yenememenin, Bozüyük'te bir şey olamamanın sıkıntısını halkın üzerinden attı. Bozüyük'ün moralini tekrar yerine getirdi. Belki de 5 yılda yapılamayanlara onay da yaptı. Kendisini sahneye davet ediyorum. Belediye başkanı adayı da yine. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın İlçe Başkanlarım, çok değerli belediye başkanlarım, belediye başkan adaylarımız, partimizin çok değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu topluluğun karşısında konuşmanın vermiş olduğu heyecanla hepinizden Allah razı olsun diyorum desteklerinizden dolayı. Cuma günü genel merkezimiz tarafından tarihi bir görev bu genç kardeşinize verildi. Genç kardeşiniz demekten de son derece onur duyuyorum. Çünkü belediye başkan adayları içerisinde en genç olanları benim. Onu da buradan tekrar belirtmek istiyorum. Şu anda AK Parti Bozüyük Belediye Başkan adayı olarak karşınızdayım. Benim bu göreve yapacağıma inanan başta çok değerli Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, tüm AK Parti yöneticilerine ve ilimizin gelişmesinde çok büyük katkısı olan 3 dönemdir milletvekili olan Sayın Milletvekilimize desteklerinden dolayı hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bütün hayatım Bozüyük'te geçti. Bu ülkede doğdum, bu ülkede büyüdüm ve bütün hayatımın içerisinde yaşadıklarım bu ülkede gerçekleşti. Bozüyük'te hizmet etmenin gururunu yaşadım. 13 aydan beridir bu yüce hizmetinde vermiş olduğu rahatlıkla beraber Bozüyük'te ak hizmetleri gerçekleştirmek için son derece yoğun bir çalışma içerisine girdik. Her zaman diğerinden ayırt etmeden herkese aynı şekilde hizmet etmeyi amaçladık. Şehre devalinin Osman Gazi'ye nasihati olan insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket ettik. Bu bir yıllık görev süresince sizleri ve güzel Bozüyük'ümüzü temsil etmenin onurunu yaşadım. Sizlerle birlikte ilçemizin çok önemli sorunlarına ve büyük yapılabilecek projelerine el attık. 20 yıl önce yıkılan ve büyük bir eksiği olan Bozüyük'ümüzün terminalini attık
ve Allah nasip ederse de Mart ayı içerisinde terminalimizin açılışında AK Parti Belediyesi olarak biz gerçekleştireceğiz. Ve biz dedik ki 11 tane proje gerçekleştirmemiz gerektiği kanaatine vardık. 3 tane mahalle konağının temelini attık ve bir tanesi şu anda çatısı çekilmek üzerinde. Yeşilkent'te sentetik sahanın açılışını yaptık. Aynı zamanda kent ormanını da hayata geçirdik. Tekke mahallede sentetik sahamızı halkımızın hizmetine sunduk. Tarih ve kültürümüze sahip olabilmek için Albay İbrahim Çolak Köşkü'nün restorasyonuna başladık ve şu anda bitirmek üzereyiz. Büyük bir yaşam alanı olan 4 Eylül Gençlik Parkımız, 42 bin metrekarenin üzerinde olan parklarıyla, havuzlarıyla, yürüyüş, engelli ve engelsiz bütün alanlarıyla şu anda hizmete başladı. Ve aynı zamanda 44 bin metrekare daha büyük olan Yeşilkent yaşam alanımızda şu anda projemiz hayata başladı. Ve Bozüyük'ün en büyük eksiklerinden biri olan şu anda bu ortamda bu konuşmaktan onur duyduğum bu merkezde aynısını da Bozüyük'e kazandırmanın ihalesini başladık ve en yakın zamanda da Bozüyük'ümüzde bu projeyi kazandıracağız. Çok değerli AK Partili gönüldaşlarımız, bugüne kadar Bozüyük için çalışan, Bozüyük için hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Kimseyle kavgamız, çekişmemiz yoktur. Ortak ideali Bozüyük olan herkese çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakanımız Türkiye için 2023 hedefini koydu. Bizim de bu hedefler doğrultusunda Bozüyük'ün çok daha güzel, modern, sorunsuz, güzel bir ilçe olması için var gücümüzle çalışacağız. Sözlerime son vermeden önce şu mısralarla bitirmek istiyorum. Bizler Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi biz toprakları değil gönülleri fethetmeye geliyoruz. Ve aynı zamanda